mı? 50 bin liralık dedektörlü altın arıyorum. Oo, ötüyor ötüyor. Duramıyorum. Yine duramıyorum. Bulduk. Yine bulduk. Yüz binlerce kişinin denize girdiği. Bu altın arama olayı bayağı bağımlılık yapan ve çoğu insanın hayatını bitiren bir şeymiş, biliyor musunuz? Bununla ilgili bir sürü böyle yazılar falan var. Yani böyle millet buna çok para veriyor, bu işe düşüyorlarmış ve aşırı kaptıran bir sürü insanlar varmış buna. Bu plajlarda... Tabii tabii. Sürekli böyle buna düşüp her yerde aramaya başlayan o şey falan da öyle. Bir tane adam vardı ya mesela. Adam hazine falan arıyordu. Onda da bahsetmiştik mesela. Öz babam mesela, kafayı yedi adam. Var ya hakikaten çok fazla buna, ya bu tehlikeli bir hobi aslında yani. Bakalım insanlar neler düşürmüş ya da neler kaybetmiş. Tehlikeli bir olay adam. Bak tam şu orta. Oğlum ne bu? Vallahi bir şey geliyor ha. Bir de şey ya, tam böyle evcil hayvan eğitimi gibi, anladın mı? Ötüyor böyle, çıkartıyorsun, altın buluyorsun. Allah, beynin o ara diyor ki böyle, dopamin salgılıyorsun. Tam ödül mekanizması 10 numara bir alet yani. Tabii bize öyle sıradan dedektörlerle aramak yakışmaz arkadaşlar. Adamın tek pahalı, hayali hazine bulmak, altın bulmak. Sana bir şey diyeyim mi real chat? Benim babam da bir ara o topa girdi böyle. Ucundan kurtardı yani. O da böyle hazineler, bilmem neler, öyle kim böyle cinlerin kurduğu hazine mezarları var. Kimse bilmiyor. Hitler'in savaşta kazandığı altınları Konya'ya gömüp üstüne asfalt attığını herkes bilir. Hitler'in 5 konteyner altın külçesi gömdüğünü biliyor musun Konya'ya? Ama kimse yerini bilmiyor. Böyle manyak manyak şeyler var oğlum. Getirdik. Lady Parlak Pırıl, hoş geldin. Kira, teşekkür ederim cömertliğine. Sesle beraber görebileceğiz de. Öyle bir durum var. Bu bayağı ilginç bir şey. Yaklaşık 50 bin lira. Double King izledik Arda. Böyle bir çantada taşınıyor. Neler bulacağımızı gerçekten merak ediyorum ya. Bu da büyük ağzı. Yani normalde şu kadar falan oluyor dedektörler. Attı. Senin dedektörlere benzemez. Giyindim, kuşandım. Şu an this insanların mi? Daha böyle yakınlarda denize girdiğini düşünerek oraya doğru gidiyorum. Ekranımı... Oğlum çok manyak alet yalnız burada. Hatta arayarak... Video buram buram kurgu kokuyor ama izleyelim. Yani şimdi şöyle bir gerçek var. YouTube videolarının %90'ına inanmaman lazım. Ben sana bunu zamanında çok YouTube videosu çekmiş bir insan olarak söyleyeyim. YouTube videolarına çok inanmaman lazım hakikaten. Biraz böyle YouTube beynini bir tık kapayıp takılman gereken bir platform olduğunu düşünüyorum bence. Çünkü ya ben kendim yaptım demiyorum. Hani kendim öyle scam yapacak içeriklerim yok yani kanalımda çok fazla. Ama MP4 falan senaryolu zaten, hani random shitpost video da. Hani genel YouTuber'lar ya sonuçta bir şey bekliyorsun o videoda. Hani bu kadar 3 saat kayıt alıp o videodan bir bok çıkmasını kimse istemiyor. Şöyle, ben bu arada Uras abi hani kurgu demiyorum da. Çok fazla var yani YouTube'da öyle kurgu. İnsanlar bütün yaz burada İstanbul plajlarında denize girdi ve şu an artık okullar başladı. İşin bir de madalyonun diğer tarafı var mesela. Kurgu içerik yapmadığın zaman da o kadar çok kurgu diyen insan geliyor ki. Benim kanalda mesela Dayı Avu videosu var ya, o videoyu 4,5 saat falan kaydettik. Bir tane bile kurgu mesaj yok orada. Özellikle ilk Dayı Avu videosunda. Video 1 milyon falan izlendi. Bir sürü kişinin önüne çıkıyor. O kadar çok böyle millet kendine mesaj atmışım kurgu falan diyor ki. Ama kurgu olacak bir şey yok. Bir kere yani Facebook'a kız fotoğrafıyla girip evlilik gruplarına selam yazsan göreceksin zaten o dayıların gerçek olduğunu. Plajlar boşaldı. Dediğim gibi ganimeti toplamaya geldik ama elbette fidan bağışını kullanacağız eğer bir şeyler bulabilirsek. Bu arada bu alet 3,5 metre Ali aşağıya kadar arayabiliyor ve ekranda görebiliyoruz. Bakın ucunu böyle görüyorum. İstediğim ama bu olay yerde çok garipmiş ha. Bu şekilde arayabiliyorum. Bakalım neler bıraktılar ya, neler düşmüştür burada Seko. İnşallah değerli şeyler buluruz da. Yani şu videodan 15-20 fidan çıksa. Kurgu. Allah bereket versin. Şimdi mantığında da yüzeye ne kadar yakın olursa şu uç taraf o kadar iyi sonuç veriyor. Ben görüyorum bazı insanlar böyle gidiyor. Böyle değil bakın. Neredeyse 180 derecelik bir daireyi çok da yerden uzaklaşmadan çizmeniz chatting gerekiyor. Bu video kurgu amınak. Chatting süper emot değil mi ya? Bakın kürek de böyle. Elek ve kürek bir arada. Aha.
Neyi anlatmaya çalışıyor acaba bize? Allah! Bir şey bulduk Seko! Çok tatlı bir sesi yok mu bu arada? Oğlum bağırıyor! Bağırıyor! Dur şimdi bunun altında ne kadar derinlikte olduğunu bulacağım. Küreye ötmüş oğlum. Seko küreye ötmüş lan. Küreyi yere yakın taşımayalım o zaman. Arkadaşlar küreye ötmüş, kusura bakmayın, yanlış alarm. Neyse devam. Umutlanmıştım. Bir şey neler buluyorlar acaba? Dur! Yanlış yeri kazmışım. İşte burada, burada bulduk. Geliyor. Sesi duyuyor musun? Ekipman çok iyi değil mi yalnız sesi ya? Sesi duyuyor musun? Duyuyorum abi, yapma ne olur. 10 kuruş çıktı. Olsun 10 kuruş. Oğlum bu alet niye 10 kuruşa falan ötüyor ki? Bunun ayarı yok mu sadece altına öt lan? Set şeyi. 10 kuruş. Video Yoink. Sonunda 5 fidan. 10 kuruşu bırakıp gitmişler. Bu arada altın bulursak böyle bir oksitlenme olmayacak. Çünkü altında oksitlenme yok. Yani bulursak tabii bilmiyorum. Bu videoda asıl amacımız altın bulmak. Altın dünyaya 4 milyar yıl önce yağmur olarak yağdı. Oluşması için 2 nötron yıldızı çarpıştı. What the fuck? Trivia. 4 milyar yıl önce yağmur olarak yağdı. Oluşması için 2 nötron yıldızı çarpıştı. Ortaya çıkan patlamada sıcaklık trilyon dereceyi buldu. Ve o patlamanın meteorları dünyaya düştü. Bu bilgi de burada dursun. Buldum! Bağırma Uraz abi. Buldum, vallahi buldum. Ne olduğuna bakacağım şimdi. Allah! Görüyor musun? Kırmızı. Çok iyi alet ya. Yarı değerli bir şey, 11 santimde. Neymiş bu bakalım? Gel, 11 santim. Artemis C, teşekkür ederim. Tik 5 yıl sabitlediğin için. Claude Delton, sen de hoş geldin. Çok sağ ol. Ne bu? Yarı değerli bir bira şeyi. Alüminyum. Alüminyumu. İçmişler atmışlar kapağının altını. Yapılacak iş mi? Plaj burası. Kamil bunu sen al. Kol, Efes kapağı yarı değerli. Heyecanlandırıyorsunuz bizi burada. Oo ötüyor ötüyor. Yine bulduk yine bulduk. Yine bulduk. Bak şekli şöyle bir şey. İnce uzun bir şey. Yine yarı değerli. Gel gel babana gel. Gel babana buldum seni bu sefer. Bu sefer buldum. Tamam baba. Ne ki bu? Şimdi ne buldun? Bu mu ya? Sigara paketi mi? Seko. Ya bu video... Bu alet niye sigara paketine falan ötüyor? Ne biçim alet lan bu? Ben Uras abinin yerinde olsam var ya, alırdım o aleti. Cart kırardım, sonra da üstüne tükürürdüm. Git buradan derdim bu alete. Şu an itibariyle 50 bin lira lan. Çöp toplama videosuna dönüştü. Niye atıyorsun kardeşim bu? Kötü alışkanlıkları tespit eden alet. Önce bira şeyini buldu, kapağını buldu. Şimdi de sigara buluyor. Alıyoruz onu da. Totoro çok iyi değil mi ya? Totoro. Şişe kapağı. Vardır gerçekten bence onun ayarı ya. Bence onun ayarı vardır ya. Çöplerden. Yani burada çocuklar yürüyor. Adam buraya içecek şey atmış. Neyse bulacağım. En az 5 fidan ya. En az 5 fidan. En az. Olmazsa 10 fidan. Hatta Seko 20 geri fidan değerli. Da yeri değerli. Artı 20 fidan da kendim şey yapacağım. Kola kapa. Bak bak sesin güzelliğiyle bak buldu çünkü buldu. Bak çok küçük bir şey. Oha 80. Seko bak 80 değerlilikte 2 santim mi? Ulan hemen şurada. Ya 14 ayar falan altın olabilir bu arada. Ağlama makine. Bak 2 santimse var ya bu yeni düşmüştür. Duyuyor musun sesi Seko? Chat. Chat. Bilgisayar çöküyor.
Bilgisayar çöküyor. Bu size son mesajımdır. Eğer bilgisayar çökerse... Alo, sesim geliyor mu? What the fuck happened chat? Duyuyor musun? Chat. Sesim geliyor mu? Olamaz, video bitince çöksün. Bir dakika. Ekran mı gidik? RAM'i kontrol et. RAM iyi ya, sıkıntı yok. RAM mi çıktı lan acaba gene? Abi hiç bilgisayardaki hiçbir şeyde sıkıntı yok. Ses yok. Alo 01 hayattan merkeze ses geliyor. Tamam, geri dönüş yapınız. What the fuck? Oha 80. Seko. Bak gene 80. Çökerse bu video lanetli. Değerlilikte 2 santim mi? Ulan hemen şurada. Ya 14 ayar falan altın olabilir bu arada. Bak bak coşuyor bak. Ya bir, bir ekran kartıyla ya, alakalı bir şey oldu galiba. Yeri düşmüştür. Titredi böyle bir bilgisayar. Ne 2 santim bir şey? Duyuyor musun sesi Seko? Duyuyor musun? Ulan gıcır para bulduk lan. 1 liraymış. Gıcır oğlum bu. Sen mi attın? Benden düşmüş olmasın. Oğlum kesin şu daha... Oğlum bak elektrik dalgalanması yazmışsınız biriniz. Ben bu bilgisayara Firewire kart taktım. Firewire kart acaba elektrik yiyordur? Acaba güç kaynağı mı yetmiyor bilgisayarın? Irek Lobster hoş geldin. Sonra Camlink falan takınca bir acaba... Böyle bir olabilir mi? Daha yeni şurada denize girenler... 4060 acaba darboğaz mı yaptı? Evet. 4K 60, 4060 şimdi olabilir mi? Şimdi buraya geldiğimizde daha iyi anlayacaksınız. Bakın PSU kaç? Bakın. 750 watt. Orada görüyor musunuz? İnsanlar var. Yeter ama ya. Bütün bence. Yaz boyunca burası insan doluydu. Burada iğne atsanız yere düşmüyordu. Biz çoluk çocuk da geliyorduk. Tam PSU moda vermiş. Böyle her yer insandı. O yüzden... İşte onu şey bilmiyorum. Çıkmaması söz konusu bile değil ya. Öyle söyleyeyim size. Kesin bir şeyler bulacağız. Ama 750 ideal ya. 750. Heh. Vallahi bak şey burada yapar. Bir şey var. Burada bir şey var. Ben baktım, hesapladım PSU calculator'dan. Sıkıntı yok yani. 750 gayet ideal. Niye aşırı ısınma falan da olmuyor? Bunu mu gördü? Kapak plastik gibi ya. Abi bu alet dalga geçiyor galiba ya. Ya yok artık ya. Pogant bir alet bu ya. Şişe falan buluyor. Oha. Var ya burada yarım metre büyüklüğünde bir şey var ha. Bak böyle uzun bir şey. Görüyor musun? Düşük değerli bir şey ve 15 santimdeymiş. Ama büyük. Yani belki metal değeri düşük ama belki pahada ağır bir şeydir. Çünkü büyük bir şey. Bu ne ya? Bu ne? İnşaat demiri çıktı. Buraya bu ne lan? Da kelepçe takmışlar. Bu tehlikeli ama. Buraya nasıl geldi ya? Bence bunu var ya dalgalar getirdi abi. Sürükleye sürükleye fırtınada falan gelmiştir. Şunu kenara koyacağım. Çünkü bu olmaz. Bu böyle bir şey olmaz. Tebrikler. Tetanoz oldun. Plajda bunun işi yok. Baksana bak. Çaksak bunu buraya. Bayağı. Bunu unutmayalım. Var ya hissediyorum az kaldı. Bulacağız. O fidanları bağışlayacağız arkadaş. Gökten inmiş bence. Oğlum saatlerce nasıl yapıyorlar bunu? Aha. Bak 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 şurada bak 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 bak. Bak Allah. Bu arada çok küçük bir şey. Bakalım neymiş. Oğlum çok değerli diyor. Bak 80'in üzerinde. 8 santimde. 80'in üzerinde ve 8 santimde. Seko. Bu sefer bulduk bak. Bu sefer bir şey bulduk. Hadi lan. Oğlum neredesin? Allah Allah. Yer yarıldı, içine girdi. Kayboldu. Gene 1 lira mı acaba? Bir dakika dur, bulacağım. Öyle şey mi olur? Şurada. 8 santim ne kadar lan?
kadar. Keşke öz abim olsan ama zaten bir fark yok. Sadece seni ekrandan görüyorum. Küçük tır işareti 3. O da doğru. Ama öz abin bayağı fark var aslında yani. Ayşun Mayşun. Teşekkür ederim Cömert Mütür. Mesela seni dövmüyorum. Yapıyormuşum ya da. Atahan hoş geldin. Burada tam bak tam şurada. Tam teşekkür ederim Cömert Nötr. Soner ya oğlum Soner hala burada. Deniz kabuğu çıkıp duruyor. Oğlum bu alet nasıl her şey? Bu iyi bir şey mi bu kadar hassas olması acaba? Tam şurada olması lazım. Coştu alet. Ağlama coştu. Artık alet. Allah Allah. Ağlama artık alet. 50 bin lira veriyorsun sana 2 lira buluyor. Yok abi. Sesi geliyor. Kendi yok. Allah Allah. Elle arayacağım ya. Bu ne lan? Midye buldum. Heh. Oh be. Ne lan o? Oğlum. Seko. Vitality veriyor bu. Artı 2. Statı çok düşük. Can yüzüğü yani yüksek level da bok gibi bir yield yapar ki. Hani Vitality yüzüğü starter'da iyi de yani endgame'den sonra Vitality yüzüğü bir boka yaramaz yani. Ya. Bulduk arkadaşlar bulduk. Ama var ya anam ağladı ya. Bu değil mi? Dur bakayım. Evet abi. Altın. Sanırım üstündeki zümrüt. What the fuck? Abi emin önünde 2 lira. Oh! Tamam o zaman 4'te var 4 lira. 1 lira buldu. Bir yarım 50 kuruş 25 kuruş. Tam 4 lira da yok yani. Ah, kaç para eder acaba ya? Bence var ya 50-100 fidan. He? Ya 1000 liradan fazladır bu. Vay be. 100 tane fidan. Ben birkaç hafta bunu satmayacağım. Belki bu birinindir arkadaşlar. Yazan bir yazı var mı diye bakıyorum. Evet yazıyor içinde bir şeyler. Aa, evet bayağı belirleyici bir şeyler var. Bunun sahibi olan kişi bunun içinde ne yazdığını bilir. Öyle isim falan değil. Ama çeşitli numaralar bir de bir işaret var. Bir harf nasıl var bulacaksın daha doğrusu. Ki? Bulursanız olur. Belki de bir turistin bu. Belki de gitti yurt dışında. Bilemeyiz. Bu plajlara herkes git. Hemen alternatif bir solüsyon çıkmış. Bence yani büyük ihtimal ile bir turistin ve o turist de gitti. Diyor. Vay be birinin parmağındaymış. Büyük ihtimalle denize doğru koşarken ya da denizden çıkarken. Belki de denize onunla girmek istemedi bıraktı. Bıraktı şezlonga. Hangi manyak denize 1000 liralık yüzükle girer lan? Havludan düştü. Güzel. Yep yoink. İlk ürün. Hadi bakalım. Bulduk 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 vallahi bulduk. 10 santimde şu an. Yarı değerli diyebiliriz. Yani hani 45. 75'ten sonrası değil mi? 75-80'den sonrası artık değerli kıvama geliyor. Değerli kıvam yalnız. Onun tam yerini bulayım. Hadi lan ağaç dikeceğiz ağaç. Şurada. Ya şu mu acaba ya? Bu değil bak şu mu? Ne lan? Wow, frigola buldu bu Pog. Ayıptır artık ya. Çiğ köfteci Sait be. Lan. Lan. Nar ekşisi. Sait abi. Kamil al sen acı sos seviyorsun. Heyecan yapıyoruz burada. Ürün yerleştirmeymiş aslında. Yok
Kamil. Kanka gel gel. Gel. Ağlama artık. Böyle çok zor. Bir kolda bir bu kolda bu ya Kamil. Sen bul, ben kazıyım abi. Kas kardeşim, bak şurası. Gördün mü? Çıkar bakayım. Haydi. Salla. Bakayım. Bu ne lan? Gazoz kaplı. Kamil, senin gibi adamlar bunlar hep, biliyorsun değil mi? Ben atmam için. Ben var ya, aleti kırmıştım ha. Hem ağlıyor hem de bir bok çıkartmıyor. Yuvarlağın ortası yuvarlağın. Lan yine... Bu mu acaba? Sigarayı atıyorsunuz buraya. Baksana şu güzellik hangi memlekette var ya. Ben de şey diyeceksin. Baksana koskoca deniz var, oraya atsana. Niye sahile atıyorsun, atsana. Kocaman deniz var orada. Atma kardeşim çöpünü. Sonra Kamil çıkart. Bura ne güzelmiş lan yalnız. Koy mu, neresi acaba bura? Çeyrek altın at. Düğün vakti geldi şimdi. Düğün vaktanlara yes. Götürelim. Ama şey, fidan alacaktık ya oğlum. Nereden çıktı? Bak içimizdeki şey çıktı, gördün mü? Defineci. Dude. İçimdeki defineci. Dude. You know. Uğur'la gelirim. Death Cold pasif Uğur'la gelir. Uğur'la gelme. Uğur'la gel. Pasif Uğur'la gelir. Gelmesin. Uğur'la niye geliyorsun ya? Şu ana kadar sadece bir tane yüzük buldum. Bir de birkaç para. Yalnız yüzük aslında günü kurtardı. Ama yetmez. Şimdi abi ben bu şey aleti ben bu aletin bulduğu yüzüğe inanmam ki. Bu alet gazoz kapağına da cırlıyor yani, anladın mı? Bu alet %90 çakma yüzük bulmuştur. Çok da bilinmeyen bir şey. Özellikle tuzlu suyun içinde acayip demir var. Bak şimdi ıslaklığa doğru gidiyorum. Bak sese bak. Bak suya yaklaştık. Ben bu alete komple güvenmiyorum şimdi. Suya bile değerli diyor bu. Çarçak. Su değersiz mi? Çok hassas düzeyde çünkü yes. Biz çok küçük şeyler arıyoruz. O yüzden tuzlu... 50 litre suyu nereye koyacağım usta? Denize. İçindeki demiri de algılıyor. Bunun için tuzlu. Irek Lobster, teşekkür ederim. Gay Ahmet hesap yüklediğin için. Kullanmak gerekiyor. Vay be, burada bir şey var. Based. Ez. Oha 64. Para mı acaba? Para olabilir. Abi... Burada birkaç şey var bu arada. Bak tam şu orta. Bak bakayım Kamil. Hadi bakalım. Allah aşkına ne buldun gene bize, söyle. Ben gördüm ne olduğunu. Söyle bize, ne buldun? Ne o? Yeter artık. Çöp. Seko, ayakkabını düşürmüşsün. Oğlum bu ayakkabının burada ne işi var ya? Biri ayakkabısını unutmuş. Denizde ayakkabı nasıl unutursun ya? Bu ne lan? Büyük bir şey bu. Yani o küçücük şeylerden gözükmüyor. 83 mü? Oo, çok iyi. 83'lüyüm. Tam Soner şakası ha bu. Tam Soner şakası. 83'lüyüm. Oğlum altın, galiba altın bulduk. Kolye olabilir mi acaba? Olabilir. Bak bak şurada bak. Pause jam. Hadi be. Say I can't be. Kamil be. Hadi Kamil. Geldim abi. Hadi benim arslanım. Derinlik. Abi kafan... İyi hikayesi o ya, terli unutmak tabii canım. Tamam öyle yani, öyle bir hikayenin devamı. Heyecanlandım, kapattım. Ulan ayakkabımın birini unuttum, zahirde unuttum, bana geldi şu an. Öyle bir... o hikayenin... şey yani. 13 santimde. Böyle mesela yapıyorsun, şu kadar bir altın var. Oğlum bende şey fobisi var bu arada. Ben onu da fark ettim. Bunun adı triptofobi değil de böyle süzgeçten bir şeylerin düşebilme olasılığının fobisi. Sizde de var mı bu? Bak gene. Vardı. Abi bayılıyorum ya. Twitch chatine bayılıyorum ya. Gerçekten bayılıyorum. Ne kadar saçma bir şey söylesem de kesin birinde oluyor ya. Çok güzel bak. Bugün 4 tane aşırı saçma şey söyledim. Ve bir sürü insanda da var. Harika bir şey ya. Çok iyi ya. Ne dersem yep yazıyorlar ya da. Var abi. Aynı bensin. Bu adamın fobileri aynı ben değil mi ya? Bayağı keyif alıyorum. Sürekli bir
Ulan bak aynı problemleri çeken insanlar var. Hissiyatı çok hoşuma gidiyor. Ne o? Allah senin tependen baksın. Ama mesela süzgeçte makarna süzüyorsun. Onu bir tane spagetti çıkıp düşüyor süzgeçin arasından. Ya bir gün hepsi düşerse? Ya aldığım bu spagetti çok ince taneliyse benim süzgecimin hepsinden düşerse? Bunu düşün... Hangimiz düşünmedik ki? Kamil. Pardon. Ne kadar bira kapağı varsa buldun ya şeyde. Gene bira kapağı. Ya memlekette ne kadar birayla alakalı şey varsa buldun ya. I am wanderer. Ne attın oğlum? Ne bu kod ne? Ne bu ya? Ne kodu lan bu? Oğlum wanderer bir şey attı. Allah aşkına ne kodu bu? Cibayet koduymuş. Motherfucker. Teşekkür ederim Andır. Oğlum hiç çıkarmadığı sesler çıkartıyor. Ne bu? Oha 84 diyor. Lan daldır bakayım. Acaba ne? Bu mu yoksa lan? Yine alüminyum folyo şeyi var burada baksana. Boş mu? Bu mu? O mu lan şu acaba? Şu alet artık alüminyum folyo örtmesin ya. Kalemlik falan çıkacak. Bir daha bak abi yerine de. Şurada işte dur bakayım. Ne geliyor? Aha. Lan. Ananın şeyi. Yere mi attı? Dur orada. Bu yakalayamadık mı? O mu lan acaba? Cibet mi orada? Bir daha bak abi yerine de. Şurada işte. Dur bakayım. Oğlum ama telefonu kim yaratar ki? Sen mi koydun oğlum? Hadi lan. Vallahi. Hadi lan. Vallahi. Yaptırılacak dövmeyi buldun mu? Klein'in ne sen o? Sen koymadın değil mi oğlum bunu? Ben alayım mı bunu? Dur lan bir dakika oğlum. Sen bu... koymadın değil mi bunu? Hayır niye koyayım? Bende iPhone mu var? Biri yiyor mu oğlum beni şimdi şu çalışıyor an? Çalışıyor mu acaba? Baksana abi. Çalışmıyor. Acaba şarjı mı yok? Bilmiyorum. Bozuk mu? Oğlum iPhone 6 mı bu? Ne bu? Hadi lan. Ya bu arada telefon düşürülebilir ha. Ben sahilde bir kere telefonumu düşmüştüm. Öyle yanlışlıkla köpek ezdim. Ondan sonra telefonum cebimden düştü, uçtu. Ya olabilir yani. Sonra bayağı bir ara... bir dakika. Bir dakika izin verin. Anlatacağım. Bak. yanlışlıkla 20 kişi öldürdüm. O arada saatimi kaybetmeyeyim. Abi koydaydık tamam mı? Koydaydık. İnanılmaz derecede bazı böyle ışık bildiğin koy yani tekneyle falan gidiyorsun. Gecenin körü tamam mı? Sahilde yürüyoruz. Işık sıfır. Bir tane siyah bir köpek kuma oturmuş. Ben de yürürken yanlışlıkla sağ ayağımla köpeğe bastım. Ama öyle çok böyle lop diye basmadım yani. Ayağımda terlik vardı yani. Öyle ayağımı değdirdim köpeğe. Sonra köpek birden yaptı böyle kalktı. Öyle ezmedim yani. Hayvana zarar vermedim. Sonra ben de böyle basınca o tepkiyi alınca yalan mı? Aptal mısın Yaren? Sana bu hikayeyi kaç kere anlattım burada? Bir de moderatörsün yani. Kaç aydır buradasın? Ha, köpeği ezmediğime mi yalan diyorsun? Vallahi ezmedim köpeği. Yani ezdim de çok ezmedim yani. Şöyle bak. Köpek şu. Hafif şöyle ayağım böyle değdi. Normal yürüyorum işte. Sonra o hayvan tepki yapınca da bir tane şortum vardı. Hatta aynı bu şort. Bu şortun cebi biraz az tamam mı? Ben böyle irkildim geri atladım. Yakıştıramadım sana. Yazık. Yanlışlıkla ya. Ölmedi. Hayvan iyiydi. Sonra gittim sevdim falan başını. Ama bunlar olurken ben panik yapıp şöyle bak, o günün şeyi vuruyor şimdi işte anladın mı? Anlattım bak. Tamam mı? Ayağım çarptı. Telefon böyle ürkülüp geri kaçınca cebimden uçuyor. Tamam mı? Sonra kuma giriyor. Sonra biz yürüyoruz. Aradan bir 10 dakika falan geçiyor. 10-15 dakika. Geri oturuyoruz sahilde oturduğumuz yere. Sonra telefonum yok. Böyle muhabbet geçiyor. Telefonu aramaya başlıyoruz. Arkadaşım telefonu çaldırıyor. O ara sahilde millet müzik falan açıyor. Böyle gittiğimiz rotayı komple arıyorum. İkinci tesadüf de şu. Tam orada iki tane eleman kuma uzanmış yatıyor. Adamın başının altında çantası var tamam mı?
telefon adamın kafasından benim telefon sesim geliyor. Adamın kafasından benim telefon zil sesim geliyor. Yemin billah olsun bak. Şu, o da şu yani. Ya bu sesi yani duyduğun yerde otomatik olarak kilitlenirsin tabii. Nerede bu ses? Biliyorsunuz zaten çoğunuz telefon zil sesimin ne olduğunu. Ha şu. Adamın kafasından müzik çalıyor. Ben de adamın telefonumu çaldığını düşündüm. Çünkü çantası var kafasının altında. Meğersem o telefon uçmuş. Herifin tam kafasının önüne düşmüş. Kuma böyle saplanmış yan. Orada çok korkmuştum ya. Adam ya telefonumu çaldıysa orada mevzu yani. Çok korkunç. O günden beri böyle elim hep şöyle geziyorum. Paranoya oldu. Yani buradan da vardığım sonuç evet telefon sahilde düşebilir. Köpek ezmeden de bir şekilde düşebilir büyük ihtimalle ama ben oğlum, de böyle düştüm. Ben koymadım abi ya ne alakası var. Göster bakayım ya. Ben oğlum. Kamil. Köpeğe ben de üzüldüm sonra sevdim. Bak köpekleri ezmeyin. Abi yok ya vallahi. Nasıl yok. Yani plaja gel iPhone mu bulduk? Bir şey diyeyim durumu da fena değil ha. Ben anlamadım oğlum böyle saçma şey mi olur lan? Bu kimin oğlum? Sana aptal demedim be. Dedim mi? Demiş olabilirim özür dilerim yarın. Bunu pirince yatır eve gidince. Çalışıyor mu bak bakalım. Çalışıyorsa son aramalardan falan sahibine ver. Şifreyi kırabilirsen. Dedim mi? Demişimdir ya. Bunu kıramaz. Ne, oğlum nasıl aşağı? Demişimdir bana. Yaz bir telefon. Özür dilerim yarın. Aptal mısın demişimdir. Ben sadece soru sordum. Hem köpek eziyor hem moderatörünü aptal diyor. Ben gideyim bari. Pisicik, Bakaş da tüyüp, Yakşa, Orçun Alp. Teşekkür ederim cömertlik sen de döneyim. Dolayı. Orçun niye soruyorsun ya? Şey de yeni yani. O kadar tarif olmamış. Abi umu ya bu nasıl iş? Çünkü cihaz eski cihaz aslında. People deyip. iPhone bulduk lan. Telefon kaybetmek o kadar bu arada panik yapan bir şey ki ilginç bir şekilde. Hani telefon kaybedince bütün dünyanı kaybetmiş gibi hissediyorsun. Bu çok korkunç. Ben orada telefonu kaybettiğimde bir telefonu bulduktan sonra oturup böyle bir düşündüm. Ulan bu kadar telefona bağlı mıyız hani anladın mı? Böyle her şey gözünün önünden geliyor. Hani şu şifrem ne olacak, bu şifrem ne olacak? Two factor authentication'lar var. Şimdi eve dönerken babamı nasıl arayacağım, anamı nasıl arayacağım? Nasıl mesaj atacağım? Bir hayatı komple sorgulamaya başlıyorsun. Cüzdan daha mı korkunç? Vallahi ben cüzdan da kaybettim. Okulda cüzdanımı kaybetmiştim. Yemin ederim telefon kadar panik yapmamıştım ha. İlgi yani cüzdan nedense o kadar panik yaptırmamıştı beni. Bunu satsak bunu kime satacağız oğlum? Yani açılıyorsa açılıyorsa parçasını alırlar. Ki bu da üzücü yani cüzdanın teknik olarak daha fazla yürüyoruz. Panik yaptırması yani lazım. Oradan gelen parayla belki. Ben bunu abi. Yo içi boş. Ya cüzdanda şöyle şimdi cüzdanın içi boş olsa bile önemli olan şey zaten kimliğin vesaire. Hani kredi kartın varsa kredi kartın kimliklerin falan. Cüzdanın kaybetmesindeki neyse çok konuştuk çekeceğiz için kendimize. Şimdi yarın öbür gün telefon cüzdan kaybedeceğiz. Tamire. Bak hep içine kum kaçmış ama bu bilmiyorum bak şurası bize biraz açık görüyor musun? Evet. Camda problem var mı? Camda gördüğüm bir şey yok ama bak ekranda bir şey var sanki Seko. Bak şimdi. Şöyle bak böyle. Abi aptal mısın her şeyi kaybediyorsun. Oğlum sen hiçbir şeyini kaybetmedin mi? Sen şimdi diyorsun ki bana ben hayatta hiçbir şeyimi kaybetmedim. Ben 25 yaşındayım. Bir kere cüzdanımı bir kere telefonumu kaybettim. Bence buna hakkım var yani. Böyle bir sanki bir çok karanlık tabii ama. Anladın mı? Bak bu mesela burası açık renk, şurası koyu renk. Sanki burası temiz, burası kirli gibi ama. Okutulur mu ya? En az 20 fidan eder. Konserde kaybolmasın diye boynuma astım. 5 dakika sonra kayboldu. Ayakkabı mı? Hiç başarılı olamamışsın o zaman. Ha? Al. Vay en be. En son 32 yaşında değil miydin? 32'yim 32. Gençleştin 25 yaşına döndün kek vaid. Genç desinler diye 25 dedim. Abi bunun şeye gitmiş ya. Neye gitmiş lan? Bak ekran çok kötü. İşte diyorum ya hiç ekranda güneşte, sıkıntı güneşte var. Güneşte belli oluyor. Evet ekranda sıkıntı var. Böyle şey oluyor hani. Ama bir şey söyleyeceğim. Geçenlerde bir tane video izledim.
Acaba başka neler buldular? Mayo şortlar öyle düş. Tam oraya düştü. Yani can kurtaranın da olabilir. Aa bak. Allah s**tına. Telefon nasıl kaybolmuştu hikayesi? Bu kimin biliyor musun? Ama oraya kaybetse bulurdu bence ya. Orada kaybetse onu yap. Harbi mi diyorsun? Buraya oturan can kurtaranı. Hemen burada. Canlandırmasını yapalım. Hemen bakalım. Şimdi cebimde bu, tamam mı? Böyle çıktım buraya. Allah kahretmesin. Böyle oturuyorum. Mayo şort var öyle düşün. Bak Kamil şu an şey. Düt düt. Allah geliyorum. Geliyorum. Heh geliyorum. İşte canlandırmayı da yaptık. Tam oraya düştü lan. Evet. Tam oraya düştü. Yani can kurtaranın da olabilir şey. Mantıklı aslında. De olabilir. Ya da mesela belki gece yürüyüş yapıyorlardır burada. Tam şu hizada geçiyordur. Sonra bir tane çok siyah böyle bir köpek vardır önünde. Kapkaranlık zaten oralar. Işık yok. Adam yanlışlıkla köpeğe hafif basmıştır ya da kadın. İrkilip telefon cebinden uçmuştur belki. O da buraya saplanmış da olabilir yani. Oraya oturmadan da telefonu çok rahat kaybedebilir. Manitle gelmiş gün batımı. Ameliyat mameliyat derken cepten. Operasyonda düşürmüştür. Operasyonda düşürmüştür. O da olabilir. O da bence daha mantıklı. Daha mantıklı. Tabii aklı başından gitmiş. Bu can kurtaran işi değil. Bu operasyon işi. Birinci senaryo daha mı mantıklı? Can kurtaran mı? Sanmam yani. Çoğu kişi yaşıyor bunu. De ikinci senaryo. Operasyon işi bu belli. İşte şu an Şile sahilindeyiz. Operasyon. Burada operasyonda kim iPhone kaybetti aşağıya yazsın. Ben de telefon pin kodunu söylesin. Okay egg thumbs up. Oğlum baya bereketli oldu ha. Uğur'unla gelirim dedim ama. Uğur'unla gel ama Uğur'la gelme. Aynen. Uğur'la gelirsen bak operasyon. Saat 17.36 sabah 10'dan beri buradayız. Saat 36 dakika sonra bulduk bunu. 7 saat 36 dakikadır bununla uğraşıyoruz. 7 saat lan. Ben de tenisçi dirseği var. Kolum kopmak üzere. Ama sizin için siz biraz eğlenin, güzel vakit geçirin diye. Eğlenceli video lan bu arada baya. Gölge mi? Şişe kapağı falan bulunca beni sardı yani. 20 dakika izledik. Sabah 10'dan beri buradayız. Birazdan güneş batacak. 10 saattir nerede? Aha. Bunu yayında yapacaksın. 10 numara. Ama bok gibi de bir fikir yani yayında yapmak için. Çünkü çok uzun sürüyor büyük ihtimalle. Sahilde yayında olur ha. Sürekli şişe kapağı falan bulursun. Muhabbet edersin falan. Çok 10 numara IRL yayın olabilir yani. Dur lan. Ya o IRL setuplarını kurmak bayağı zor chat. Hani ben baktım araştırdım. Böyle biraz zor o IRL setup'ını kurmak. Türkiye'de ekstra zor zaten. Böyle sırtına çanta alıp falan gitmeli, böyle uzun ömürlü bir IRL yayın yapmak. Türkiye'de ekstra zor. Ama da güzel de şey çıkıyor. Gökhan falan bayağı iyi yapıyor onu aslında ya. Ama Amerika'da işte. Çok küçük bir detay var burada. Gel bakalım. Bak Seko. Oğlum ne, bir cüzdan mı bulduk onu? 5 tane de değil oğlum. Evet. Bak ne olmuş ben sana söyleyeyim. Böyle oturuyor burada. Hikaye. Gün batımı, gün batımı. Hani burada bir belki bir romantik an. Bak şurada para bak. Ameliyat. Okey. Görüyor musun? Hadi bakalım kalkalım kalk. Ya bir şey soracağım. Bozuk paranın artık devri geçmedi. Bozuk para taşıyabilen var mı yanında? Hani birincisi hiçbir şey yapmıyorsun artık bozuk parayla. Çok yani aklı gittin. Dolmuş için falan aslında mantıklı. Oldu, para burada kaldı. Ama onda da şöyle mesela 5 lirayla biniyorsun ilk dolmuşuna. Bozuğu alıyorsun sonra dönüşte de o bozuklardan artan parayla dolmuşluyorsun. Sonra rüzgar. Bak. Bir şey soracağım. Hani böyle bozuk, sizde de şey oluyor mu böyle bozuk para taşımaktan korkan? Hani böyle sanki cebime çok ağırlık yapar, kemer giymedim, böyle cebimdeki bozuk paralar bir anda pantolonum düşer bozuk paranın ağırlığından dolayı koşarken diye. Değil mi? Sizde de vardır tabii.
Evet. Donum düşer korkusu bozuk, pardon. Tamam, bunun bir tek yani olanlar olduğuna sevindim. Bayağı da kişi de varmış zaten. Para kayboldu. Uras Benlioğlu onu buldu. Hadi bakalım. Bak şimdi oraya oturdu ne yapacak? İşte orada diyorum. Yani acaba diyorum böyle bir... Böyle bugün bir var ya, bu yayın 3 tane falan farklı meme oldu galiba böyle. Bir sürü salak salak şey çıktı. Bu yayın çok eğlendim ya. Çok uzun just chatting yaptık ya. Ne kadar uzun just chatting yaparsak o kadar salak şeylerin çıkma potansiyeli artıyor. Bir şey olsa ya hanımefendi düşünün. Bu yayın mal yayın. Hakikaten mal yayın. Hani operasyon, ameliyat falan derken anlamayanlar olabilir. Belki de yan yana otururlar. İşte bu be. Let's go. O işi yakamoz makamoz derken telefonu unutmuş olabilirler. Bak. Burası orada, abi çok yakınsın. Orada demek ki can kurtaranlardan başkası da oturuyor. Ya şimdi mesela şeyden şeyden hiç korkmuyor musunuz? Mesela sahile gece yürürken böyle, bu sizde de var mı bilmiyorum. Böyle gece sahil çok karanlıkken her an bir köpeğe basarım. Bir tek ben değilim değil mi bu? Müzik gel. Abraham Lolikon 10. ayıyla. Teşekkür ederim Abraham Lolikon 10 ay için. Seni ayakçı köfteye yazıyorum ben de. Cömert nötrü. Teşekkürler. Evet işte ganimetleri toplayalım burada dedik ve iPhone 6 ya da 6S. Bunun neresinde yazar ki bu? Allah neyse bulamadım. Bir tane bu. İşte çeşitli şu şeyler. Aa bunun içinde para çıktı lan. Ha yok bu vardı zaten. 1 lira, 2, 2,5, 3, 4 liralık İyi. Bozuk para. Şu var. Altın bir yüzük. Buna bir baktıracağım. Ne kadar eder bilmiyorum açıkçası. Bu sahte ya. Bunların hepsini fidan bağışı için... Bu sahte ya. Ya da bilmiyorum ya, satmayacağım herhalde. Bunların belki sattığını gösterse keşke. Şey yapamam. Yani bir kendim fidan bağışlayacağım. 500 liralık ya da 1000 liralık artık bakacağım ona. Böyle bir video oldu. Gördünüz. Gerçekten çok güçlü bir... Ya şey çok büyük dert ya. O iPhone'u falan bulmak çok büyük dert. Aletle inceledik. Bu tür videoların... Nasıl sahibini bulmaya çalışsan dert, bulmasan dert. Ve yani. Bu videonun abone kazanımından şunu anlayacağım. Bu aletle... Başka yerlere gidelim mi? Kimsenin aklına gelmeyen yerlere gidebiliriz. Daha maceralı işler yapabiliriz. Bu işin üstadı Abdü tabii. Onun yerini abi oynamak gibi niyetim yok ama biz de bunu... kadar ağrıcağın 300 TL çıkana kadar. Sen diyorsun ki şimdi normal bir işte çalışmak mı? Yoksa random bir sahile gidip 300 TL çıkana kadar saçlarını dökmek mi her gün? Belki farklı bir formatta yapabiliriz diye düşünüyorum. Benim hoşuma gitti çünkü eğlenceli oldu. Durum bu. Güzel videoydu, eğlenceli videoydu.